2400 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz trigonometride biz ne yapıyoruz? Birim çember üzerinde çalışıyoruz. E çember 360 derece. 360 dereceye geçtikten sonra çemberin üzerinde aynı noktaya geliyordunuz. Dolayısıyla her 360'ta bir açılar kendini tekrarlıyordu. Onun için bize böyle çok büyük açı verildiği zaman böyle 2400 gibi ne yapıyordum? İçerisindeki 360'lar kaç tanesi onları atıyordum. Geriye kalan açıyla çalışıyordum. E esas ölçüde işte o geriye kalan açıydı. Ne yapacağım? 2400'ü 360'a böleceğim. Bakacağım içinde kaç tane 360 var onları atacağım. Geriye kalanla çalışacağım. 2400'ü 360'a bölersek 6 kere var? Ne yapıyor? 2160. Demek ki 6 tane 360. Ne demek? 6 kere çemberin üzerinde dolandınız. Sonra başladığınız yere geri geldiniz. Peki size ne kaldı? 2400-2160'dan 240 derece. İşte bu kalan 240 derece. 2400'ün esas ölçüsü. Yani aradığımız cevap D şıkkı. Eksi 2300 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir diye sormuş bize. Hatırlayınız birinci soruda ne yaptık arkadaşlar? 2400'ün esas ölçüsünü bulmak için 360'a böldük. Kalanı şudur dedik. Esas ölçüyü bulduk. Şimdi aynı taktiği burada da uygulayacağım. Ama burada eksi 2300 var ya. Önce bir eksiği görmeyin. 2300'ü 360'a bölelim. 6 kere var. 2160. Geriye ne kaldı çıkartırsak? 140. Tabi görmeyin dedim aldırış etmeyin. Orada bir eksi 2360 var. Eksi 2300 var. Onun için ne yapalım? Buraya bir eksi. Buraya da bir eksi yazalım. Ha, artık kalan ne oldu? Eksi 140. Ama eksi 140'tan esas ölçü olmaz ki. Esas ölçü 0 ile 360 aralığında olmalı. O zaman bunun 0 ile 360 aralığında olması için üzerine bir 360 daha ekleyelim. Ha, esas ölçümüz kaç dereceymiş? 220 derece. Bunu şöyle de çözebilirsiniz. Onu görmek birazcık zor ama daha pratik. Eksi 2360'a ben ne eklersem 360'ın katı olacak biçimde tabi sonuç pozitif olur. Bunun 360'ın 7 katı 2520 eklerseniz arkadaşlar esas ölçü 220 dereceyi daha rahat daha basit bir şekilde bulabilirsiniz. Ama işte bunu görmesi de her zaman öyle kolay değil. Şöyle bir yolun olduğunu da bilin. Bu şekilde bulunabileceği de bilim. Hangisi kolayınıza gelirse. Evet aradığımız cevap 220 D şıkkı. 44 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır diye sormuş bize. Şimdi bu tip sorularda da ne yapacağım arkadaşlar? Payı paydanın iki katına böleceğim ki içerisindeki 360'ları bulabileyim. Peki niye iki katına bölüyorum? Çünkü şurada pi var. Pi neydi? 180 Bize 360'lar lazım. Onun için ne yapıyorum? paydanı iki katına bölüyorum ki 2 pi'leri bulabileyim de. 44'ü ona bölersem kaç kere var? 4 kere. Önemli değil kaç kere olduğu. Bana ne kaldığı önemli. Bana ne kaldı? 4 kaldı. Ha, artık şu 44 yerine ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. Ama hangi 4? Bana kalan 4. Karıştırmayın. O zaman 44 pi bölü 5'in esas ölçüsü 4 pi bölü 5. Ne yapıyoruz? Bakın paydanın iki katına bölüyoruz. Ama paydaya dokunmuyoruz. O gene 5 olarak kalıyor. Esas ölçüyü bulduktan sonra. Demek ki aradığımız cevap D şıkkı. Eksi 57 pi bölü 4 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır diye sormuş bize. Şimdi 3. soruda ne yapmıştık? Payı paydan iki katına bölmüştük. Aynı şeyi burada da yapıyorum. 57'yi Paydanın 2 katı 8'e böleceğim. Kaç kere var? 7 kere var. 56. Kalan kaç? 1. O zaman artık şunu siliyorum. Bunun yerine ne yazıyorum? 1. E 1 yazınca ne oldu orası? Eksi pi bölü 4 oldu. E şimdi eksi pi bölü 4'ten esas ölçü olmaz ki. Esas ölçü pozitif olmalı. 0 ile 360 arasında olmalı. O zaman bu arkadaşı pozitif yapmak için 0 ile 360 arasında yapmak için üzerine ne yapıyorum? Bir 360 ekliyorum. Ne gelir? 4 kere 2 8 pi eksi pi 7 pi bölü 4. Ha, bizim esas ölçümüz artık 7 pi bölü 4. Cevabımız E şıkkı. A 1 eksi 3 sinüs x bölü 2 olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar sinüsle kosinüs bu iki arkadaş sınırlı imkanlara sahip fonksiyonlar değil mi? Sinüs x ifadesi ya da kosinüs x ifadesi aynı şey. Eksi 1 ile 1 aralığında bulunuyordu. Dolayısıyla sinüs x'in alabileceği değerler, ulaşabileceği sayılar bu aralıktaydı. E, A da sinüs x'e bağlı olduğuna göre o zaman A'nın da ulaşabileceği değerler sınırlı olmalı. Peki ne yapacağız? A'yı oluşturacağız. A neydi? 1 eksi 3 sinüs x bölü 2 idi değil mi? O zaman hemen bu arkadaşı ona benzetelim. Her tarafı eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3. Hatırlayınız bir eşitsizliği eksi 3 ile çarptığınızda eşitsizlik yön değiştirdi. Burada da aynı şekilde değiştiriyoruz. Bana 1 eksi 3 sinüs x lazım. Her tarafı 1 ekliyorum. Eksi 2. 1 eksi 3 sinüs x. 1 ekliyorum 4. Bölü 2 lazım bana. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Eksi 1. 1 eksi 3 sinüs x bölü 2. O da kim zaten? A. 4 bölü 2 2. Ha, demek ki A'mız hangi aralıktaymış? Eksi 1 ile 2 aralığında. Bu aralıkta kaç farklı? Tam sayı değeri var demiş. Eksi 1, 0, 1, 2. Yani 4 tane tam sayı değeri vardır deriz. Bu soruyu şöyle de çözebilirdiniz. Sinüs x'in alacağı değerler bunlar ya. O zaman buna bağlı olan a'nın da alacağı uç değerler buradan gelir. Bir eksi bir bir de birden. Hemen ne yapalım? X yerine sinüs x yerine özür dilerim. Eksi bir yazalım. Sinüs x yerine eksi bir yazarsak 4 bölü 2'den a kaç geldi? 2. E, sinüs x yerine bir de bir yazalım. E, 1 eksi 3 eksi 2 bölü 2'den a ne geldi eksi 1 mi? İşte a'nın alabileceği maksimum değer 2 minimum değerde eksi 1 deyip eksi 1, 0, 1 ve 2 a'nın alacağı değerlerdir diyebiliriz. Yalnız bu yerine yazma metodu bazı sorularda sıkıntı çıkartır. Onun için şu arkadaşın da nasıl olduğunu bilin. Yerine yazma metodu nerede sıkıntı çıkarır onu da söyleyelim. Eğer soruda sin kare, kos kare falan varsa aralık oradan oluşacaksa sıkıntı çıkabilir. Benden demesi uyarmadı demeyin. Evet aradığımız cevap 4D şıkkı. Aşağıda birim çember üzerinde AOP pozitif yönlü açı çizilmiş. Alfayı vermiş. Bizden OH ile OK'nin toplamını istiyor. Şimdi arkadaşlar bu çok temel bir soru. Hatta konu anlatımı içeren bir soru. Ne diyorduk? Bir birim çember. Pozitif yönde alfa derecelik bir açı aldığınız zaman bu alfa derecelik açının çemberi kestiği nokta yani P noktasından eksenlere dikler geldiğiniz zaman x ekseni üzerindeki dik iz bize kosinüs alfayı y ekseni üzerindeki dik iz veren şu arkadaş yani bu arkadaş da bize neyi veriyordu? Sinüs alfayı veriyordu. Hatta biz buradan faydalanarak ne diyorduk? x ekseni artık kosinüs ekseni y ekseni de, de sinüs ekseni diyorduk. Peki birim çember ya bu. Yarı çapı 1 değil mi? O zaman burası 1 olmaz mı? Bakın şurası 90 ya. Yazın Pisagor'u sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1. Ha o meşhur eşitliğe de buradan ulaşıyorduk. Doğru mu? O zaman benden istenen OH kosinüs alfa. OK de sinüs alfa. E toplamları kos artı sin yani aradığımız cevap D şıkkı gelecektir. O merkezli birim çemberde P, O, A açısı 10 dereceymiş. Bizden P noktasının yani şu vatandaşın koordinatlarını istiyor. Şimdi ne diyorduk arkadaşlar? X ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı alfa olmak üzere bu alfa açısının kosinüsü bize apsisi veriyordu. Sinüsü de ordinatı veriyordu. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey neydi? O alfanın x ekseni ile pozitif yönde açı oluşturması lazım. Bakıyoruz bize verilen 10 hiç alakasız. Bizim istediğimiz tanım uymuyor. Bizim istediğimiz tanımda ne olmalıydı arkadaşlar? Şu birim çember. Değil mi? Şuradan başlıyoruz. Saat yönünün tersi pozitif yönde ilerliyoruz. Mesela buraya kadar. Kaç derece döndük mesela? Alfa derece mi? İşte bunun apsisi kosinüs alfa. Ordinatına da ne diyorduk? Sinüs alfa. O zaman benim ne yapmam lazım? Bana verilen 10'a inanmamam lazım kendim doğru bir şekilde açıyı bulmam gerekiyor. Nereden başlıyoruz? Burada. Saat yönünün tersinde dönüyorum. O zaman başladık dönmeye. Hop buradan buraya kadar geldik. Kaç derece döndük? 90. Devam. Daha P'ye ulaşamadık. Devam ediyorum buradan buraya. Hah, şimdi P'ye geldim. Burası 10 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 80. Burada 90. Ha, demek ki bize P'yi verecek yönlü açımız. Pozitif yönlü açımız kaç dereceymiş? 170 derece. O zaman bu 170 derecenin kosinüsü P'nin apsisini, sinüsü de P'nin ordinatını verecektir. P'nin koordinatları kos 170'i e sin 170 yani cevabımız D şıkkı. Sinüs 160 derece, kosinüs 220 derece, tanjant 190 derece, kotanjant 310 derecenin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce bir koordinat düzlemi çiziyorduk. Sonra bölgeleri belirliyorduk. Şöyle birim çemberimizi de çizelim. Şurası kimdi? 0. Hop döndük. Burası kimdi? 90 derece. Devam ettik. Burası kimdi? 180 derece durmuyoruz yola devam ediyoruz. 270 derece hala devam ediyoruz. Hop buraya geldik 360 derece. İşte bunlar neydi bizim bölgelerin derece cinsinden aralıklarıydı. Yani birinci bölge 0 ile 90 aralığı. ikinci bölge 90 ile 180 aralığı. Üçüncü bölge 180 ile 270 aralığı. Dördüncü bölgede 270 ile 360 aralığındaydı. Bölgelere göre ne yapıyorduk? İşaretleri trigonometrik fonksiyonların işaretlerini ayarlıyorduk. Trigonometrik fonksiyonlarda da neye dikkat ediyorduk? X'in kosinüs, Y'nin de sinüs olduğunu unutmuyorduk. Peki X kosinüs arkadaşlar birinci bölgede kosinüs ne olur? Artı. Mesela X kosinüsse ikinci bölgede kosinüs ne olur arkadaşlar? Eksi. Çünkü ikinci bölgede apsisimiz neydi? Eksiydi. Şimdi açılara bakalım. Sinüs 160. 160 biz biliyoruz ki 90 ile 180 arasında bir açı. Yani İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüs. Sinüs y ekseni değil miydi? İkinci bölgede sinüs artı. O zaman bu vatandaşın işareti artı. Kosinüs 220. Biz biliyoruz ki 220, 180 ile 270 arasında bir sayı. Dolayısıyla kaçıncı bölgedeyiz? Üçüncü bölgede. İki, üçüncü bölgede kosinüsün işareti. Yani x'in işareti. Neydi arkadaşlar? Şuydu değil mi? O da eksi. Tanjant 190. Ha, burada ne yapıyoruz? E, tanjant denilen şey sin bölü kos değil miydi? Sinüsün kosinüsün işaretinden tanjanta ulaşabiliyoruz. 190 nerede bir açı? 180 ile 270 arasında. Yani 3. bölgede bir açım. 3. bölgede tanjantın işareti. Yani 3. bölgede sin bölü kosun işareti. Sin eksi. E kos da eksi. Eksi bölü eksiden tanjant ne oluyordu arkadaşlar? Artı. Ve kotanjant 310. 270 ile 360 arasında bir sayı 310. Yani dördüncü bölge. Dördüncü bölgede de kotanjantın işareti neydi? Eksi. Niye? Çünkü kotanjant demek kos bölü sin demek. Dördüncü bölgede kos artı sin eksi. Artı bölü eksiden kotanjantın da işareti ne gelecektir? Eksi. Dolayısıyla aradığımız cevap artı eksi artı eksi. Var mı öyle bir şey? Var değil mi? B şıkkı tan teta çarpı sin teta negatif olduğuna göre teta açısı aşağıdaki bölgelerin hangisindedir diye sormuş bize. Şimdi tanjantla sinüsün çarpımı arkadaşlar neymiş? Negatifmiş. Şimdi tanjantla sinüsün çarpımı negatifse ben biliyorum ki iki sayının çarpımının negatif olmasının iki tane yolu var. Nedir o? Bu artıdır, bu eksidir veya bu eksidir bu artıdır değil mi? Bunun başka yolu yok. O zaman ben ne yapacağım? Tanjantın pozitif olduğu halde sinüsün negatif olduğu bölgeyi ya da tanjantın negatif olduğu halde sinüsün pozitif olduğu bölgeyi bulacağım. E, tanjantın pozitifken sinüsün negatif olduğu yer neresiydi arkadaşlar? Üçüncü bölge değil mi? Üçüncü bölgede tanjant artı sinüs eksi. Peki tanjantın eksi sinüsün artı olduğu yer neresi? O da ikinci bölge. O zaman aradığımız cevap ne gelecek? 2 veya 3. Peki bunu daha güzel acaba daha basit daha kolay çözebilir miydik? Sanki çözerdik değil mi? Tanjant neydi arkadaşlar? Sin bölü kos değil mi? O zaman şöyle yazalım. Sin teta bölü kos teta yazalım. Çarpı sin teta. Ne olacak? Negatif. E çarpın sin kare teta bölü kos teta gelecek mi? Negatif. Ha şimdi bakın sin kare teta. Ben adım gibi eminim ki karesini aldığımız için orası pozitif. Garanti. O zaman sin kare her zaman pozitif. E çarp bölümlerinin özür dilerim negatif olması için o zaman kosinüs teta ne olmalı? Eksi. Ha, demek ki benim aradığım şey ne? Kosinüsün eksi olduğu yerler. Kosinüs nerede eksiydi arkadaşlar? Şurada değil mi? Yani ikinci ve üçüncü bölgede. O zaman aradığımız cevap B şıkkı deriz gene. Sanki bu yol daha güzel değil mi? Ama her zaman da böyle güzel çıkacak şeyler varmaz. Mecburen bunları da düşünmemiz gerekebilir. Her yolu bilin ama siz daima işinize gelen yolu kullanın ama her yolu da bilin arkadaşlar. Aradığımız cevap B şıkkı. Aşağıda O merkezli birim çember ve Y eşittir bir doğrusu çizilmiştir. Alfayı vermiş. iki birim var orada. Bizden kotanjant alfa ifadesinin değerini istiyor. Şimdi önce şu alfaya bakalım. Bizim istediğimiz gibi. Neydi bizim istediğimiz? Eğer alfa bizim istediğimiz gibi bir açıysa x 80 ile pozitif yönde açı yapacaktır. Bakıyorum. Başladığı yer x ekseni. Harika. Saat yönünün tersinde dönmüş. Tam benim istediğim gibi pozitif yön. O zaman alfanın kuralı tam benim istediğim gibi. Peki ne diyorduk? Bu alfa derecelik açının y eşittir 1'i kestiği yer. Yani şu p noktasının apsisi bize kotanjantı veriyordu. Ha, demek ki burası neymiş? Kotanjant alfa. E burası kaç? 2. Demek ki kotanjant alfa kaç eşit olacak arkadaşlar? 2'ye. Fakat buraya kaçıncı bölge P'nin bulunduğu yer? İkinci bölge. İkinci bölgede kotanjantın işareti neydi? Eksi. O zaman kotanjant alfa 2 olamaz. Ne olacak? Kotanjant alfa eksi 2 olacak. Ha, aradığımız cevap C şıkkı. Aşağıda o merkezli birim çember ve x eşittir eksi bir doğrusu çizilmiştir. Alfa derecelik bir açı var. Bizden üçgenin alanını istiyor. Şimdi önce ne yapıyorduk? Verilen alfa açısı bizim istediğimiz gibi bir açım. Neydi bizim isteğimiz? Alfanın x eksenine pozitif yönde bir açı oluşturması. Bakıyoruz. Hakikaten x ekseninden başlamış. Ve saat yönünün tersinde dönmüş. Yani pozitif yönde. Tam benim istediğim gibi. O zaman bu alfa açısını ben gönül rahatlığıyla kullanabilirim. Neydi kuralımız? Bu alfa derecelik açının x eşittir 1 ya da x eşittir eksi 1 fark etmez. Kestiği noktanın ordinatı bize neyi veriyordu arkadaşlar? Tanjant alfa. O zaman cb ne olacak? Tanjant alfa. Mi acaba? Değil değil mi? cb eksi tanjant alfa olacak. Niye hocam? Şimdi bakın c noktasının ordinatı tanjant alfa. Orada bir sıkıntı yok. Ama CB arkadaşlar yani şu uzunluk eksi tanjant alfa. Niye? Çünkü burası ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant nedir? Eksidir. Yani tanjant alfa eksi bir sayı eşit. Uzunluk lazım bana. Eksi sayı uzunluk yapamam. Çünkü eksi 3 diye bir uzunluk ben hiç duymadım. Uzunluk hep pozitif oluyor. E tanjant alfayı da pozitif yapmak için ne yapacağım? Önüne bir tane eksi koyacağım. Yani şöyle anlatabilirim ben size arkadaşlar. İkinci bölgede. Şurası mesela desem ki kaç olsun? Eksi 3. Ama size şu uzunluğu sorsam ne diyeceksiniz? 3. Ne yapıyorsunuz? O eksi 3'ü bir daha bir eksiyle çarpıyorsunuz ki artı 3 olur. Aynı şey burada da geçerli. Şu C noktasının ordinatı tanjant alfa. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama uzunluk lazım olursa eksiyle çarpmam lazım ki pozitif olsun. Eksi tanjant alfa. Peki burası Bura kaç birim? Burada bir birim değil mi? Bakın aynı şey burada da var. Normalde B noktasının apsisine Eksi 1 ama bana uzunluk lazım. Eksi 1'i eksi ile çarparsam bura kaç olur? 1. Şimdi artık ben bu üçgenin alanı bulurum. Eksi tanjant alfa çarpı 1 bölü 2. Yani eksi tan alfa bölü 2. Aradığımız cevap A şıkkı. Aşağıdaki O merkezli birim çemberde alfa verilmiş. X eşittir 1 doğrusu verilmiş. B'nin koordinatları 4 bölü 5'e 3 bölü 5 olduğuna göre bizden AC'yi istiyor. Şimdi benden istenilen AC güzel bir yer. Neden? Hatırlıyorsanız x ekseniyle ile pozitif yönde yapan açı şu alfamız bizim istediğimiz gibi bir açıydı. Neydi şartımız alfa için? Bir şey istiyorduk. x ekseniyle ile pozitif yönde yapsın değil mi açısını? O zaman biz de burada bakıyoruz. x ekseninden başlıyor. Saat yönünün tersinde dönmüş. Bakın okla gösteriyor. O zaman bu alfa tam benim istediğim gibi. E bu alfa derecelik bu doğrunun x eşittir 1'i kestiği noktanın ordinatı da bize neyi veriyordu? Tanjant tarifi. O zaman AC'yi merak eden kimi bulsun? Tanjant tarifi. Tamam. Peki şu 3 bölü 5, 4 bölü 5 onlar ne alaka? Ona bakalım. Bu alfa derecelik açının çemberi kestiği noktadan dik geldiğimizde şu kısmı bize kosinüs alfayı şu kısımda bize neyi veriyordu? Sinüs alfayı veriyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? O zaman absis kos alfa ordinat sin alfa. E, bakıyorum absis 4 bölü 5. Ha, demek ki soru şu. Kosinüs alfa 4 bölü 5 ise tanjant alfa nedir? Ne diyorduk size? Birini verip diğerini soruyorsa dik üçgen çizin değil mi? Hemen çiziyorum. Kosinüs alfa 4 bölü 5. O zaman komşu 4 Hipotenüs 5. Hocam ordinat 3 bölü 5 sinüs alfa. E zaten bakın şuraya 3 yazınca ordinatı 3 bölü 5 sinüs alfa. Sıkıntı yok. E şimdi bize ne lazımdı? Tanjant alfa. Ha, alfanın karşısı 3, komşusu 4. O zaman tanjant alfa. Yani AC 3 bölü 4. Cevabımız E şıkkı. Fx eşittir. 3 kosinüs x eksi 2 sinüs x olduğuna göre f pi artı f pi bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar soruyu çözmeden önce çünkü sorunun çözümünde pek bir numara yok. Şu kısmı hatırlatmam lazım size. Hatırlatacağım be. Nedir o? Birim çember koordinat düzlemi. Şurası bizim başlangıcımızdı hatırlıyorsanız 0. Burası 90 derece. Burası 180 derece. Burası 270 derece ve tekrar burası 360 derece idi. Bu vatandaşların koordinatlarından faydalanarak sinüsü, kosinüsü bulabiliyorduk. Nasıl? Buranın koordinatları ne? 1'e 0. Niye? E çünkü yarı çap 1. Şurası 1 bir birim değil mi? E x ekseni üzerine bütün ordinatlar 0. O zaman buranın koordinatları 1'e 0. Peki buranın koordinatları ne? 0'a 1. Çünkü y'si 1. x'i 0. E buranın koordinatları ne? Artık biliyorsunuz. Eksi 1'e 0. Buranın koordinatları ne? 0'a eksi 1. Tekrar 360'a geldiğimizde gene 1'e 0. E Hatırlayın size ne diyorduk? Açının değerini bulmak için koordinatlara bakıyordunuz. Apsis size kosinüsünü, ordinat size sinüsünü veriyordu. E burada da aynı taktik. Mesela ben size desem ki, arkadaşlar sinüs 90 neye eşit? Hemen gözünüzün önüne bu şekil gelsin. 90'ın olduğu yerde sinüs yani ordinat kaç? 1. O zaman sinüs 90 1'e eşit. Kosinüs 180 neye eşit? Hemen 180'in olduğu yer burası değil mi? Kosinüs apsis'ti. Eksi 1'e eşit. Kosinüs 270 neye eşit? Hemen 270 burada değil mi? Kosinüs absisti kaç? 0. Bu değerleri ezberlemeyin. Çünkü ezberlerseniz unutursunuz. Unutmasanız bile karıştırma ihtimaliniz var. Hemen aklınıza bu gelsin. Birisi size sinüs 180 mi sordu? Hemen gözünüze bu gelsin. 180 e hop burası ordinat lazım sinüs için sıfır. Bitti. Şimdi bakın soruyu çok rahat çözeriz. Önce ne yazacağız? Pi. Pi neydi? 180. Yazıyorum. F pi. 3 tane kosinüs 180. Eksi 2 tane sinüs 180 yazınca oranı oldu 360. Evet yazıyorum 3 çarpı kosinüs 180. 180 neredeydi? Burada kosinüs absis de eksi 1. Eksi 2 çarpı sinüs 360. 360 başlangıçtı sinüs ordinattı 0. Yani ne oldu arkadaşlar burası? Eksi 3 eksi 0'dan eksi 3. FP'yi bulduk. Eksi 3'müş. Şimdi gelelim FP bölü 2'yi bulalım. Yani 90'ı. 90 yazarsam ne oluyor? 3 tane kosinüs 90. Eksi 2 tane sinüs 180. 90 yazınca. Kosinüs 90. 90 aha burası. Kosinüs apsis 0. 3 kere 0 0. Eksi. Sinüs 180 o da burası. Ordinat o da 0. 0. 0 eksi 0'dan 0. O zaman bu arkadaş eksi 3. Bu arkadaş 0 toplarsak eksi 3. Cevabımız B şıkkı.